Yara. Hayırdır? Bir sıkıntı yok umarım. Yok. Yoksa daha evvelden tanışıyor muydunuz siz? Lara Zaharyas hanım kızım bundan böyle bizimle birlikte çalışacak. Nasıl yani? Bildiğin üzere kendisinin kurduğu vakıf Galata'da yoksullara yardım ediyor. Bundan böyle o yardıma muhtaçları tespit edecek. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım edeceğiz. Öyle mi? Öyle. Kadı efendi sağ olsun bize burada bir oda tahsis etti. Şimdi Kadı efendi, bir konuyla ilgili yardımınızı isteyeceğiz. Buyurun. Sonra odama gel konuşalım. Buyur hanım kızım. Kadı efendi, Galata'da bazı çocuklar var. Evsiz, barksız. Soğuktan donmaktalar, aç bir ilaçlar. Ne düşündüğünüzü bilirim. Bu çocukları nasıl giydiririz? Nasıl karınlarını doyururuz? Benim bir fikrim var. 2-3 zabit verseniz yeter. Hasan, Zeyrek, Çeyrek, gelin hele. Merhaba. Bugün Galata'da Lara Hanım'a eşlik edeceksiniz. Bir dediğini iki etmeyin ona göre. Emredersiniz Kadı Efendi. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler Kadı Efendi. Evinde yeterli erzağın var değil mi? Çoluğun çocuğun rızkını vermeyesin. Oğlum fazladan hazırlamıştım zaten, buyur. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz. Ne güzel bir şey bu. Durumu iyi olan her Osmanlı annesinde muhakkak misafir gelir diye fazla yemek pişirilir. Bu çocuklar da Tanrı misafiri Hasan Efendi. Bana bakın bu kap... Bu hanenin dönerken muhakkak bırakacaksınız, anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. Allah'ım ya Rabbim. De haydi haydi. Bak. Oğul, padişah efendimiz Şeyh Hamza olayını ibadilikte çözmemizi ister. Bir de bu akşam İstanbul'a gelecek olan Yemen Şeyhini korumamızı. Şeyh Hamza'nın ölümü Arap Yarımadası'ndaki bütün dengeleri değiştirecektir. Doğru dersin oğul. Allah korusun. Yemen Şeyhi de öldürülürse eğer... Arap Yarımadası'ndaki gücümüzü iyice kaybederiz. İngilizlerin ve Fransızların da bu topraklarda gözü var. Unutmamak lazım. Sömürgeciler sömürgelerinin kanlarını her zaman emerler oğul. Vardır bu melunların elbet bir hesabı. Yakında öğreniriz. Allah senden razı olsun hamamcı efendi. Bu soğukta bu çocukları buraya topladın ya, artık içim rahat. Ne demek zabit efendi? Lara kızımız düşünmüş sağ olsun. Kazan yanıyor işte, çocuklar ısınsın. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Devlet şunlara yardımcı olsa. Tabii ama işte her şeyde devletten beklememek lazım. Biz elimizden geleni yapalım da
Sonrası Allah kerim. Şimdi çarşıya gidip esnafla konuşacağım. İşlerinden bazılarını meslek sahibi yapacağız inşallah. 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 Ya Zeyrek. Yine bütün paranı harcadın değil mi bu çocuklara? Şşş. Desin garipler işte. Sen aldın mı? Ben istemem. Al bakayım, al. Kaptırma malını ha. Zeyrek. Hadi bu sefer de kiramız benden. Ne olacak abi? Tabii senden. Bunların ikisi çok saftirik ama altın gibi kalpleri var. Çok yaramaz, çok sevdim. Büyüyünce ben de zabit olacağım. Öyle mi? Ne güzel. Neden peki? Kıyafeti mi sevdin? Yok, yüzü peçeli katili yakalamak için. Yüzü peçeli katili mi? İkiniz ne kadar güzelsiniz.